Efendim iyi akşamlar diliyorum. Samsun Nabzı'na kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu akşam yine Samsun Nabzı'nın özel bir konuğu var. Halkların Demokratik Partisi Samsun 1. Sıra Milletvekili adayı Alp Altınörs konuğumuz olacak. Alp Altınörs aynı zamanda Halkların Demokratik Partisi HDP'nin eş genel başkan yardımcılarından bir tanesi. Bildiğiniz gibi özellikle son günlerde son derece sıcak tartışmaların yaşandığı bir gündem var. AK Parti ve HDP arasında gittikçe gerilen ve sertleşen mesajlaşmalar var. Bunları konuşacağız Alp Altınörs'le. HDP'nin Samsun'daki ve Karadeniz'deki durumu üzerine biraz konuşacağız. 8 Haziran sabahı nasıl bir Samsun ve Türkiye görüyor, hayal ediyor? Bunları konuşacağız. Hoş geldiniz Alp Bey programımıza. Teşekkür ederim. Sağ olun Sinan Bey. Son derece genç bir ve jenerik bir profil var karşımızda. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir söyleşiye başlamadan önce bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Sizi tanıyabilir miyiz? Evet. İfade ettiğiniz gibi HDP eş genel başkan yardımcısıyım. 1977 doğumluyum. O kadar da gençsiniz. Evet. Genç bir siyasetçiyim. Öyle söyleyeyim. Bir Karadenizliyim her şeyden önce. Öyle mi? Evet. Neresiniz? Trabzon. Aile kökleri itibariyle eşim de Artvinli olduğu için Artvin'le de çok yoğun bir bağımız var. Evet. Şavşatlı eşim. Meslek olarak tercümanım. İspanyolca ve İngilizce tercüme de geçimimi sağlıyorum. Aynı zamanda siyasetçiyim. Tabii ki mesaimin büyük bir kısmı da halkımızın talepleri, mücadelesi uğruna siyaset yürütmekle geçiyor. Atılım Özgür Gündem gazetelerinde köşe yazarlığı yapan bir gazeteciyim aynı zamanda. Evliyim, bir çocuk babasıyım. Ve 20 yıldır halkımızın özgürlük, demokrasi, eşitlik mücadelelerinin içinde yer alan, saf tutan, çeşitli alanlarda bu mücadelenin içinde var olmuş bir insanım. HDP kurulduğundan bu yana Merkez Yürütme Kurulu'nda yer alıyorum. Kurucu üyesiyim aynı zamanda HDP'nin. Evet. Karadenizli olmam hasebiyle genelde Karadeniz'deki görevler, Karadeniz bölgesiyle ilgili sorumluluklar da bana düşmüştür hep MYK içerisinde. Evet. Bu seçim sürecinde de Samsun'dan bir adaylık sürecimiz oldu. Bu aynı zamanda Karadeniz'de partimizin Karadeniz'e verdiği önemi, değeri ifade etmek bakımından da kuşkusuz önemli ve anlamlı bir süreç oldu. Peki seçim bölgeniz Samsun. Yani Samsun üzerinden öncelikle konuşmak istiyorum. Yoğun özellikle Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandırmış olduğu ivmenin de etkisiyle HDP'ye çok yoğun bir ilgi olduğunu biliyoruz. Siz de seçim çalışmalarınızı Samsun'dan yürütüyorsunuz. Evet. Çok yoğun da ev ziyaretleri yaptığınızı ifade ettiniz. Bu ev ziyaretlerinde nelerle karşılaşıyorsunuz? HDP olarak hangi mesajları veriyorsunuz? Nasıl karşılıklar alıyorsunuz? Evet. Söyledikleriniz nasıl karşılık buluyor? Bunları merak ediyorum işin açığı. Sinan Bey, biz aday listelerimiz açıklandığı günden bu yana Samsun'dayız ve gün gün bu çalışmayı halkımızın içerisinde yürütüyoruz. Samsun sokaklarındayız, evlerdeyiz, iş yerlerindeyiz, ilçelerdeyiz. Köprülerin altından çok suların aktığını gördük her şeyden önce. Halkımız HDP'ye bir rol biçiyor, bir misyon biçiyor. Herhangi bir hani tepkiyle bu anlamda şu ana kadar karşılaşmadık. Samsun'un en önemli sorununun yoksulluk ve işsizlik olduğunu ifade ediyoruz gittiğimiz yerlerde. İnsanlar da zaten bu duygu ve düşünce içindeler. HDP'nin ortaya koyduğu seçim beyannamesi, büyük insanlık bildirgesi bu konuda çok net bir tutum ortaya koyuyor. HDP yoksulların partisidir, işçilerin, emekçilerin partisidir diyoruz. Ve Samsun'da bir işçi emekçi kenti, taşeron çalışanlar kenti, aynı zamanda yoksulluğun, işsizliğin çok yüksek düzeylerde olduğu bir kent. Ve bu işsizliği sürekli besleyen bir tarım göçü söz konusu. 2001 yılından bu yana siyasi iktidarların adeta tarıma, köylüye ilan edilmemiş bir savaşı söz konusu. Köylüyü şehire göçertmek, burada ucuz iş gücü haline getirmek için
tarım üretimi adım adım yıkıma uğratılıyor. Samsun'da iki ovanın ortasında bir kent. Bafra ve Çarşamba ovalarının ortasında. Dolayısıyla tarımdaki bu süreç çok yoğun olarak Samsun'u etkiliyor. Köylü üretmek istemiyor. Çünkü üretimin getirdiği bir getiri yok. Geri dönüşüm ekonomik istediği gibi alamıyor. Bütün Karadeniz'in tarım göçünü alan bir kent Samsun aynı zamanda. Doğu Karadeniz'den de, Batı Karadeniz'den de tarım göçü alan. Tarımdaki yıkım sürecini çok ciddi biçimde yaşayan bir kentimiz. O anlamda HDP'nin Türkiye'yi tarımda kendisine yeterli hale getirme hedefini, köyleri yeniden canlı birer yaşam ve üretim merkezi haline getirme hedefini insanlarla paylaştığımızda tabii ki buna kulak kabartıyorlar. Karşılık veriyorlar mı yani? Tabii bir karşılık mutlaka alıyoruz. Şu ana kadar yüzlerce ev gezdik. Bize kapısını kapatan olmadı. Halkımız bize kapısını, gönlünü, kulağını açmış. Ha, oy vereceğim diyen, vermeyeceğim diyen tabii ki olacaktır. Her siyasi partinin çalışmalarında bunlar normaldir. Ama şu ana kadar halkımızın çok sıcak bir ilgisiyle karşılaştığımızı ifade edebilirim. Bu özellikle Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde göstermiş olduğu performansla mı ilişkilendiriyorsunuz? Yoksa ortaya koyduğunuz seçim beyannamesinde herkesi kucaklayan bir bakış açısı geliştirdiğiniz için mi böyle? Eş genel başkanlarımızın emeği, rolü kuşkusuz çok büyük. İnsanlar Selahattin Bey'in verdiği mesajları aldıklarını, televizyondan izlediklerini ve çok takdir ettiklerini ifade ediyorlar. Yani şu an karşılaştığımız insanların %80'inden bu mesajı aldığımızı söyleyebilirim. Bir diğer nokta, tabii Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP'nin ciddi bir sıçraması oldu Samsun'da. Yani 10 bine yakın bir oy aldık. Evet. Şimdi bunun çok daha üstünde bir düzeye doğru gidiyoruz. Bunun çok önemli bir sebebi de HDP'nin Türkiye demokrasisi adına bir sorumluluk üstlenmiş olması. Bildiğiniz üzere Adalet Kalkınma Partisi bu seçimde anayasayı değiştirecek oy istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan meydan meydan gezerek AKP'ye oy istiyor, daha doğrusu öyle söyleyelim. 400 milletvekili istiyor. Eğer 330 milletvekili, 400'ü bir yana bırakalım da, 330 milletvekili bulurlarsa bir tek parti anayasası Türkiye'ye dayatacaklar. Tek adam diktatörlüğünü dayatacaklar. Biz buna karşı durduğumuzu ifade ediyoruz. Başkanlık sistemi denilen aslında bu tek adam rejiminin karşısında durduğumuzu söylüyoruz. Seçimlere de bu yüzden parti olarak girdik zaten. Yani eğer biz bağımsız olarak girseydik 20-30 milletvekilini yine alacaktık ama meclisin anlamsızlaştığı bir sürecin önünü açıyor AKP. Ve 330 milletvekilini bulduğu zaman kendi anayasasını getirecek. Bu anayasada da başkanlık rejimini dayatacak. Dolayısıyla biz bunun karşısında durduğumuz için, eş genel başkanımız Sayın Demirtaş seni başkan yaptırmayacağız dediği için HDP'nin barajı aşması yönünde Samsun'da çok güçlü bir talep ve istek var. Diğer taraftan HDP barışın partisidir. Barış sürecinin güçlü biçimde yoluna devam edebilmesi için de Samsun halkının HDP'nin mecliste olması yönünde bir isteği, beklentisi var. Diyebilirim ki Samsun'un %80'i HDP'nin barajı aşmasını istiyor. İstiyor. Kendisi oy vereceğiz, vereceğim desin demesin. Yani başka parti seçmenleri de, aynı zamanda Adalet Kalkınma Partisi seçmeni olan insanlar da HDP'nin barajı aşmasını istiyor Samsun'da. Peki Samsun'u masaya yatırdığımız zaman özellikle öne çıkan sorunları nasıl sıralıyorsunuz? En önemli sorun yol. Ve bunları çözmeyle ilgili Samsun'dan vekil olduğunuz zaman öncelikli olarak hangi projeleri hayata geçireceksiniz? Evet, en önemli sorun yoksulluk ve işsizlik. Birincisi bu. İkincisi tarımın yıkıma uğratılıyor olması. Bu tabii aynı zamanda işsizliği ve yoksulluğu da besleyen bir göç dalgasını yaratıyor. Bir diğer yurttaşlarımızın en temel şikayet konularından biri toplu taşıma ücretlerinin yüksekliği ve neredeyse maaşlarını toplu taşımaya yatırıyor oluşları. Gençlerin de aynı zamanda, öğrencilerin de çok yoğun bu yönlü şikayetleri var. Kadına yönelik şiddetin ne yazık ki yüksek düzeyde olduğu illerimizden birisi, kadın cinayetlerinin yüksek düzeyde olduğu illerimizden birisi ve kiraların yüksekliği bir diğer şikayet konusu. Yanı başımızda Sinop'a yapılmak istenen nükleer santral. İnsanları çok ciddi anlamda tedirgin eden, yaşamlarından endişe ettiren bir durum. Buna karşılık biz her şeyden önce bir güvenceli yaşam ekonomisi savunuyoruz HDP olarak. Ne demektir bu? Ne demek bu? Açalım biraz efendim. Şimdi bugün iş bulursanız taşeron çalışabiliyorsunuz. Biz diyoruz ki taşeron çalışmayı güvenceli çalışmaya dönüştüreceğiz. Yani işten atma tehlikesi olmadan insanlar yarın tehlikesi, yarın korkusu olmadan çalışacaklar.
Bu bir. İkincisi, 21. yüzyılda artık su, elektrik, ısınma bunlar insan hakkıdır. Bunları belli bir düzeyde halkınıza, yurttaşlara ücretsiz olarak vermek zorundadır kamu. Dolayısıyla 10 metreküp su, 180 kilowatt saat elektrik ve temel ısınma desteğini biz her haneye bedelsiz olarak vereceğiz. Hiç kimsenin o anlamda elektriği, suyu, ısınması kesilmeyecek. HDP iktidarında. Mülk sahibi olmayan kiracılara 250 lira kira desteği vereceğiz. Asgari ücreti 1800 liraya çıkaracağız. Emekli ücretini, emekli maaşını asgari 1800 liraya. Oradan yukarıya doğru kademelenecek. Tarıma yönelik bir desteğimiz söz konusu olacak. Tarımı biz herhangi bir ekonomik sektör olarak görmüyoruz. Tarım yaşamın kaynağıdır, gıdanın kaynağıdır. Siz gıda olmadan yaşayamazsınız. Ha, sanayi anlamında tercihler yapılabilir. Şu sektörde üretelim, bu sektörde üretmeyelim. Ama tarım bir tercih konusu olamaz. Her ülkede mutlaka tarım üretimi olmak zorunda. O anlamda HDP'nin tarım kooperatiflerine vereceği destek, köylü sendikalarına vereceği destek ve üretici köylüyü kalkındırmaya dönük programları, mazotun vergisiz olarak, üretimde kullanılan elektrik suyun ücretsiz olarak verileceğini biz ifade ediyoruz köylülere. Keza gıda güvenliğini sağlamak için şu an AKP iktidarı GDO'lu tohumları, intihar tohumu tabir edilen tohumları zorunlu hale getirdi. Biz bunları yasaklayacağız ve köylünün atadan dededen getirdiği o doğal tohumlarla üretimi teşvik edeceğiz. Bu aynı zamanda gıda güvenliğini sağlamanın bir yoludur. Türkiye dün kendisini besleyebilen ender ülkelerden, 7 ülkeden birisiydi. Bugün gıdada dışa bağımlı hale gelmiştir. Bugün dış dünya Türkiye'ye gıda satmasa Türkiye beslenemez. İşte bu gıda güvenliğinin Türkiye'de olmadığının çok somut bir göstergesidir. Ki ithal ettiğimiz gıdaların büyük bir çoğunluğu da GDO'lu besinlerdir. Biz GDO'suz bir Türkiye'yi o anlamda yaratacağımızı ifade ediyoruz. Nükleer enerji konusunu zaten söylememe gerek yok. Biz her türlü nükleer enerji anlaşmasını iptal edeceğiz. Çevre duyarlılığı konusunda da hassasiyetleri olan bir parti ekolojik siyasi bir yaşam savunuyoruz. Yani doğa sömürülecek, fethedilecek bir alan değildir. İnsan doğanın parçasıdır. İnsan doğaya uyumlu yaşamak zorundadır. İnsan doğayı fethetmeye kalkarsa işte bu Karadeniz sahil yolunun sürekli su altında kalması gibi doğa bir şekilde bunun üstesinden geliyor. Dolayısıyla doğayla uyum içinde bir ekonomi, doğayla uyum içinde bir üretim biz öngörüyoruz. Peki ama enerji de gerekli olacak. Bununla ilgili olarak enerji kaynakları için ne öneriyorsunuz? Yani açıkçası yenilenebilir enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarının mı kullanılmasını öneriyorsunuz? Nükleer enerji çağ dışı bir enerji biçimidir. Zaten Avrupa bunları söküyor. Şimdi ÇED yönetmeliğinde bir değişikliğe gittiler. Ek bir maddeye bu iktidar nükleer atık bertaraf sahasını ekledi. Hangi gün ekledi? Süleymanşah Türbesi'nin taşındığı gün ekledi. Kimsenin ruhu duymadı. Nükleer atık bertaraf sahası yapılabilecek Türkiye'de belli bölgeler artık. Evet. Bakanlıktan izin almanız yeterli. Şimdi biz bu nükleer santral olayının daha çok da nükleer atık bertaraf sahası yaratmak için yapılacağını öngörüyoruz. Temiz enerji biçimleri vardır ve bunlar üretilebilir. Dolayısıyla Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamak için 20. yüzyılda kalmış çağ dışı, imhası son derece zor ve imha edilirken de çalışırken de doğayı katleden bir santrale ihtiyacı yok. Hele Karadeniz bölgemizin, yani Çernobil'in acılarını daha sarmamış, hala insanların bunun kanser olarak sonuçlarını yaşadığı bir bölgenin kesinlikle nükleer santral istemediğini, zaten Sinop'ta bir miting oldu biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde. Evet, Gerze'de. Terme'de de benzer girişimler var galiba. Terme'de termik santral yapımı. Zaten bu şöyle bir noktaya doğru götürüyor Sinan Bey. Termik santral, nükleer santral bir yandan yapılırken diğer taraftan da tarım tasfiye ediliyor. Türkiye'nin aslında kırsal bölgeleri tarım üretimine değil bu tür santrallere tahsis edilmek isteniyor. Biz bunun karşısında duruyoruz. Biz ekolojik bir yaşamı, tarımı o anlamda destekliyoruz. Bir diğer önemli projemiz Samsun'da yoksulluğa karşı biz gıda bankalarını her mahalleye kuracağız. Nasıl? İktidar olduğumuzda. Her anne çocuklarını gıda bankasına kaydettirecek ve çocuğu için gerekli besinleri oradan alacak. Nasıl bir besin? İşte demin bahsettiğimiz GDO'suz tarım dedik ya. Evet. Orada üretilen sağlıklı besini doğrudan gidecek ücretsiz olarak çocuğu için alacak. Çünkü yeni nesilleri sağlıklı gıdayla besleyemeyen bir ülkenin geleceği olmaz. Evet. Ve sadece zengin çocuklarının, sadece orta halli ailelerin çocuklarının değil, en yoksul ailelerin de çocuklarının beslenmesi böylece güvence altına alınacak. Şu partiye üye olduğu için, bu partiye üye olduğu için değil, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olduğu için
her çocuğun o gıda bankasından besinini alma ve beslenme hakkı olacak. Sütünü, gıdasını oradan günlük olarak anneler temin edebilecekler. 15-25 yaş arası her gence bir genç yaşam kartı vereceğiz ve 200 lira bunun içine kendi kişiliğini geliştirmesi için, dilediğince harcaması için bir parayı yükleyeceğiz. Böylece artık savaşa, artık faize, dış borçlara değil, gençliğine yatırım yapan, çocuklara yatırım yapan bir ülkeyi biz yaratmak istiyoruz. Peki evet. Eğitim bu anlamda çok önemli. Eğitimle ilgili özellikle ortaya koyduğunuz değerlendirmeleri de almak istiyorum. Eğitim ve sağlık her kademede tümüyle parasız hale gelecek. Zaten bunların parayla satılması zuldür, ayıptır. Eğitimin ilkokuldan üniversite son sınıfa kadar tümüyle parasız hale getirileceği bir sistemi biz oluşturacağız. Keza sağlığın da, şimdi bir dönem özel hastaneleri yurttaşlarımız gidebiliyor diye bir rahatlama oldu. Özel hastane düzeyinde o nitelikte bir kamu hizmeti vermeyi devlet önüne hedef olarak koymalıdır. Ve devlet hastanelerinin, kamu hastanelerinin iyileştirilmesi, nitelikli bir hizmet sunması hedeflenmeli. Keza sosyal güvence alanında çok önemli bir reform yaparak ev kadınlarını sosyal güvenlik şemsiyesi altına alacağız ve emeklilik hakkını, ev kadınlarının emeklilik hakkını biz sağlayacağız. Keza yoksul ailelerde doğrudan doğruya kadına bir ekonomik yardımı her ay gerçekleştireceğiz. Çünkü yoksul ailelerde yaşamın merkezinde duran kadındır. Bütün yaşamı o dar kaynaklarla, kıt kaynaklarla çekip çeviren kadındır. Doğrudan kadına bir ekonomik destekle yoksul ailelerin geçimini kolaylaştıracağız. Kısacası yoksulluğun ortadan kalktığı bir Türkiye'yi biz yaratmak istiyoruz hedef olarak. Peki Samsun'da özellikle işsizliğin çözümü adına istihdama yönelik projeleri nasıl planlıyorsunuz? Neler yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi bizimle birlikte artık işsizler iş bulmak için bir patronun insafına kalmayacaklar. Kendileri girişim başlatacaklar. 20 işsiz, 30 işsiz bir araya gelip bir işletme kurduğunda, bir kooperatif oluşturduğunda kamu olarak biz kredi vereceğiz, destek vereceğiz. Projelerine galiba. Tabii. Yani sanayi, alan üretim kooperatifleri, hizmet üretim kooperatifleri, tarım üretim kooperatifleri oluşturulmasına kamu olarak destek olacağız. Ve böylece hem güvenceli koşullarda hem de üretimle bağını insanların koparan bugünkü sisteminde dışına çıkartmış olacağız. Böylece insanlar artık düşünebiliyor musunuz? 3.266.000 işsiz var. Sadece TÜİK'in rakamı bu. Ki bunun içine iş aramaktan vazgeçenler dahil değil. Evet. Türkiye'de bu kadar büyük bir israf yapılamaz. Yani insanlar çalışmak istiyorlar, üretmek istiyorlar. Siz bunun önüne geçiyorsunuz, engelliyorsunuz. Hayır, seni işe almıyorum. Şimdi o zaman biz diyeceğiz ki kendi işinizi kurun, kooperatifinizi kurun. 20 kişi, 30 kişi biz buna kamu olarak destek vereceğiz diyeceğiz. Evet. Ve büyük bir iş gücünü üretime çekerek Türkiye'de yeniden üretken bir ekonomiyi kuracağız. Ve tabii ki doğayı katletmeden. Sağlıklı büyüme dediğimiz olay budur. Yani demin bahsettiğim nükleer atık bertaraf sahasına getirip Avrupa'nın nükleer atıklarını gömerseniz belki size 3-5 milyar dolar verirler. Ekonomiye kaynak girdi diye bunu satabilirsiniz. Fakat geleceğimizi yok etmiş oluruz. Tabii ki toprağa ölüm ekersiniz. 4 nesil torunlarımız kanserli doğar. İşsizlik gerçekten çok önemli bir sorun. Sadece insanların yaşamlarını idame ettirmesi açısından değil, toplumda hastalıklı bir durumun cinnetenliğinin yaşanmasına da sebebiyet verecek, sosyolojik olayların yaşanmasına da sebebiyet veriyor. Bu anlamda işsizlik bütün iktidarların ya da insanları yönetmeye talip olmuş siyasi örgütlerin birinci sırasında yer almıştır. Peki şimdi gittikçe HDP ve AK Parti arasında gittikçe sertleşen usluplar var. Özellikle Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı'na yönelik seni başkan yaptırmayacağız sözü tansiyonu yükseltti. Siz bu sözden sonra Cumhurbaşkanı'nın Samsun ziyareti söz konusu. Bu mitingi nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Toplu açılış töreni adı altında yapılan ve yurttaşlarımızın cebinden alınan paralarla gerçekleştirilen bir miting oldu. Sayın Erdoğan ziyareti. Neyin açıldığını, niye açıldığını kimse anlayamadı. Yurttaşlar için, Samsunlular için bir eziyete dönüştü. Kimse işine gidemedi, bütün yollar tıkandı.
Ama bütün bunlardan daha önemli bir nokta vardı Sinan Bey. O gün partimizin Mersin ve Adana il teşkilatlarına yönelik bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti. Evet. Tam da parti sadece yöneticilerimizin... Mersin ve Adana değil, 60'a yakın. Öncesi bir yana. O gün, yani Sayın Erdoğan'ın miting yaptığı gün partimize yönelik bu bombalı saldırılar gerçekleşti. Biz beklerdik ki kınasın. Kendisinin sıfatı cumhurbaşkanıdır. Cumhurun başı olması gerekir. Kınamadı. Hatta partimizin bombalı saldırıya uğradığı o gün HDP'yi yuhlatmaya çalıştı kitleye. HDP'yi hedef göstermeye devam etti. Dolayısıyla bir kez daha gördük ki kendisi AKP'lilerin sadece başkanı. Yani yine CHP'yi orada yuhlatmaya çalıştı, devam etti. Bakın, siyasi olarak çok farklı noktalarda olabilirsiniz. Ama insani değerleri siyasette asla yitirmemek lazım. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'lidir ama o gün belediyenin konserini iptal ettirerek insani bir dayanışma sergiledi. Oysa partiler üstü olması gereken, Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan bir insan yani yasak savma kabiliğinden bir kınama dahi yapmadı. Yani Sayın Davutoğlu onu yaptı. Yasak savma kabiliğinden bir iki kelime kınadı ama... Cumhurbaşkanı daha tarafsız sözüm ona anayasaya göre ama bir kınama dahi yapmadı. Samsun'da yurttaşlarımız zaten dinlemiştir. Biz bu vesileyle şunu ifade edelim. Biz Sayın Erdoğan'ın şahsından dolayı sadece bu başkanlık meselesine karşı çıkmıyoruz. Biz bunu kim istese böyle yetkileri, yani yargı ben olacağım, meclis ben olacağım, hükümet ben olacağım ve beni denetleyebilecek hiçbir mekanizma olmayacak. Bunu kim dese biz bunun karşısında dururuz. Bunu bir HDP'li de dese onun da karşısında dururuz. Burada şimdi mesela çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Sayın Davutoğlu hiçbir mitinginde başkanlık sisteminden bahsetmedi. Bahsetmiyor. Halka başkanlığı anlatmıyor. Niye acaba? Neden? Yani bence AKP'nin de çok büyük bir kısmı bunu meşru görmüyor. Sadece Sayın Erdoğan başkanlık propagandasını yapıyor kendi kendine. Çünkü bir kişiye ülkenin bütün yetkilerinin verilmesi söz konusu. Şimdi Davutoğlu başbakan olmak için o istiyor ama seçimden sonra başbakanlık kalmayacak ki. Başbakanlık kurumu da tasfiye edilecek. Bakanlar kurulu da tasfiye edilecek. Her şey Beştepe'deki o sarayın içerisinde o dört duvar arasında dönecek. Ama Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde %52 oy oranıyla halk oylamasıyla Cumhurbaşkanı seçildiği zaman Erdoğan bu konudaki tavrını net ortaya koymuştu. Ben şu ana kadar görülmüş performansların dışında bir Cumhurbaşkanlığı performansı sergileyeceğim. Ve başkanlık sistemi de kafasının arka planında var olan ve bunu da sanıyorum anayasa yapım sürecinde de dillendirdiği bir olgu olarak karşımıza koymuştu. Şimdi Sinan Bey, Ağustos ayında bu ülkede referandum falan yapılmadı. Anayasa değişmedi. Anayasa yerli yerinde duruyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı farklı bir cumhurbaşkanı olabilir. Buna kimsenin itirazı yok. Ama anayasada tanınan yetkilerle hareket edebilir sadece. Eğer siz anayasayı askıya aldım derseniz, anayasayı bekleme koridoruna aldım derseniz, o zaman bu ülkeyi neye dayanarak yönetiyorsunuz siz? Eğer ben bu ülkenin cumhurbaşkanıyım diyorsunuz. Mesela sürekli bunu ifade ediyor. Biri eleştirdiği zaman cumhurbaşkanını eleştirmekten, hakaretten hemen içeriye atıyor. Hı hı. Ama anayasada kendine tanınan yetkilerin tümüyle dışına çıkıyor. Merkez Bankası ile faiz polemiğine giriyor. Örneğin anayasada hangi yetkiye dayanarak yaptı bunu? Yok böyle bir yetkisi. AKP'ye o istiyor. Hangi yetkiye dayanarak yapıyor? Anayasa tarafsız kalacaksın diye emrediyor. Amir hükmü var. Tanımıyorum diyor, takmıyorum diyor. Siz dolayısıyla sistemin vidalarını bu şekilde yerinden oynatırsanız o zaman Türkiye'de müthiş bir gerilimin de kaynağı olursunuz. Şu an Türkiye'yi geren unsur Sayın Erdoğan'ın kendisidir. Kriz, kaos, kargaşa yaratan Sayın Erdoğan'ın kendisidir. HDP'ye niye saldırıyor? Çünkü HDP bunun karşısına çıkıp durma cesaretini gösterdi ve seni başkan yaptırmayacağız dedi. Aritmetik ortada. Yurttaşlarımız oy verirken bunu dikkate alsınlar. HDP barajı aşıp meclise girdiği zaman AKP anayasayı değiştirecek, tek başına anayasa yapacak, oya ulaşamayacaktır. 330 milletvekiline ulaşamayacaktır. Dolayısıyla başkanlık rejimini de dayatamayacaktır. Ama HDP bu şekilde meydan meydan yuhalatılarak, bombalanarak,
zulüm altına alınarak, baskı altına alınarak bir şekilde baraj altına düşürülürse, o zaman işte Erdoğan çıkıp kendini başkan ilan edecektir. Ve yani Sapar Murat Türkmenbaşı gibi herhalde kendini bir de ebedi şef ilan edecek. Bir süre sonra seçimler bu ülkenin sırtında yüktür, nasılsa hep ben seçiliyorum deyip seçimleri de kaldıracak. Dolayısıyla yani biz bu şeflik dayatmasına karşı duruyoruz. Aynı zamanda biz 12 Eylül artığı bu barajı da yıkmak istiyoruz. Onu da konuşacağız. Çok yakın bir zamanda Evren hayatını kaybetti. Kenan Evren'in ölümüyle gerçekten darbe süreci sona ermiş oldu mu ve onun iz düşümü olarak bugün Yamalı Bohça'ya da dönmüş olsa yapılan bir 12 Eylül anayasası var. Kurumları da hala duruyor. Bu anayasa, bu toplumsal mutabakat metninde uzlaşılamadığı sürece işte %10 gibi baraj, siyasi partiler yasası, dokunulmazlıklar, HSYK gibi, YÖK gibi kurumlar devam ettiği sürece hangi siyasi iktidarın olduğu önemli olmaktan çıkıyor anladığım kadarıyla. Evet. Ve mutlaka yeni bir anayasa üzerinde mutabakat sağlanması gerekiyor. Toplumsal bir uzlaşı yaratılması gerekiyor. Neden yeni bir anayasa yapılamıyor peki? Şimdi öncelikle barajla ilgili bir şey söyleyeyim. 12 Eylül'ün getirdiği en zorba uygulamalardan birisidir. Yani bu toplum fikrini siyasi parti olarak örgütleyemiyor bu baraj yüzünden. Biz barajın tümüyle kaldırılmasından, hiç değilse %1-2 gibi makul bir düzeye çekilmesinden yanayız. İnsanların fikri başka, oy vermek zorunda kaldıkları parti başka. Bu bir siyasette vasatlaşma, kısırlaşma ve kısır döngü yaratmıştır. Zaten Kenan Evren kendisi bunun iki partili bir sistem yaratmak için konulmuş bir baraj olduğunu söylemiştir çeşitli vesilelerle. Şimdi Kenan Evren öldü, barajı arkada duruyor, anayasası arkada duruyor. Yurttaşlarımız verecekleri bir oyla 12 Eylül'ün bu en büyük ayıbından Türkiye'yi kurtarabilirler. Türkiye'nin sırtında bir kamburdur. Türkiye'den başka da dünyada bunun bir örneği yoktur %10 barajının. Dolayısıyla %10 barajı zaten HDP gibi ezilenlerin içinden gelen, halkın içinden gelen, halka dayanan alternatifler mecliste var olmasın diye konulmuş bir barajdır %10. Bu %10 barajını bir oylarıyla yıkabilirler. Barajın bir oyluk ömrü var. Bir oyluk canı var. Bir oy verirseniz HDP'ye bu baraj yıkılır gider, tarihe karışır ve Türkiye demokrasisi bir adım ilerlemiş olur. Ama eğer HDP baraj altında kalırsa her şeyden önce Türkiye demokrasisi kaybeder. Yani Erdoğan 400 diyor ya, 400 oy vekil istiyorum. Bu 400 vekili niye istiyor? Çünkü artık her şey onun iki dudağı arasında olsun istiyor. Yolsuzluk, hırsızlık, her şeyin üstü örtülsün istiyor. Şunu göstermek istiyorum yurttaşlarımıza. Erdoğan 400 milletvekili dedikçe bunun, vatandaşlarımız bu 400'ü hatırlasınlar. Ve Erdoğan 400'ü aldığı zaman partiler baraj altında kalıp o haksız biçimde anayasayı değiştirecek güce eriştiği zaman işte bunun gibi vakalar artık başkanın koruması altında olacak. Peki şimdi bu olayı ortaya çıkaran 17-25 Aralık operasyonları, arkasından da paralel yapıyla yaşanan gerilim, ilişki problemlerinin geldiği son noktayı biliyoruz. Bütün bunlara rağmen Adalet ve Kalkınma Partisi yine bu toplumda %40 ve üzerinde oy oranlarıyla toplumda karşılık buluyor. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle değerlendiriyorum. Yani AKP iktidarı yolsuzluklara batmış, çürümüş, tepeden tırnağa bir yolsuzluk çarkının içine gömülmüş bir iktidardır. Bu hiç şüphesiz. Yani bunun istediğiniz kadar üstünü örtmeye çalışın. Bunun 72 milyon herkes farkında. Ve dolayısıyla şu an çürümekte, çökmekte olan bir parti konumundadır. Kendi içlerinde başlayan çatırdama bunun bir ifadesidir. Düne kadar bugün paralel yapı denilen Fethullah Gülen cemaati de bu partinin bir parçasıydı. Bu partinin içindeydi. Paralel yapı diye bir şey varsa bu makamlara kim getirdi bu kadroları? Kim atadı? Ne istediğinizde vermedik diyenler kendileri değil miydi? Dolayısıyla bir yere kadar her şeyi birlikte yaptılar. Bir yerden sonra aralarında bir çıkar çatışması başladı ve bir bölünmeye yol açtı.
17 Aralık'ta ortaya serilenler, 25 Aralık'ta ortaya saçılanlar, bunlar doğrudur. Bunların yanlışlığını kimse iddia edemez. Bunlar Türkiye'nin siyasi gerçekleridir. AKP iktidarı çok ciddi bir yolsuzluk batağının içine batmış, ahlaken de çürümüş bir pozisyondadır. Ama bu şu anlama gelmiyor. Bunun karşısında Gülen cemaatinin bir alternatif olduğu ya da Gülen cemaatinin bundan daha azade olduğu, pirupak olduğu anlamına gelmiyor. Yerel seçimlerde insanlar Gülen cemaati gibi karanlık bir yapının gelip her şeyi ele geçireceği korkusuyla AKP'ye oy verdiler. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çok başka bir tablo vardı. Bizim dışımızdaki muhalefet partileri Sayın Erdoğan'ın birinci turda seçilebilmesini son derece kolaylaştıran bir aday gösterdiler. Sayın İhsanoğlu'nu aday gösterdiler. Böylece birinci turda seçilmesini, Cumhurbaşkanlığı seçiminden yıpranmadan çıkmasını sağladılar. Şimdi ise çok farklı bir durum var. Bakın, halkın aklıyla, halkın zekasıyla kimsenin hani alay etmemesi gerekir. Halkımız her şeyin farkında. Her şeyi görüyor. Değiştirmek için 7 Haziran'ı bekliyor. Ve biz kapı kapı gezdiğimiz için Samsun'da AKP'nin oylarında çok ciddi bir erimenin olduğunu somut olarak görebiliyoruz. Bir sorgulama var. Alternatif arıyorlar. Alternatifimiz yok diyorlar. Biz de diyoruz ki hayır, alternatifiniz var. Alternatifiniz HDP'dir. Gönül rahatlığıyla HDP'ye oy verebilirsiniz. Peki, şimdi değerli izleyiciler, konuğumuz Altınörs. Halkların Demokratik Partisi Samsun 1. sıra milletvekili adayı. Aynı zamanda eş genel başkan yardımcısı. Şimdi sorularınızı Alp Altınörs'e Twitter ve Facebook üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bu değerlendirmelerinizin dışında kamuoyu çalışmalarında, anketlerinde yine bu söylemiş olduğunuz tabloya rağmen yine 40 ve 47 arasında gösterilen Adalet ve Kalkınma Partisi oyları var. Hı hı. Bu durumu nasıl açıklayacaksınız? Onu sormak istiyorum. Bunun dışında yine izleyicilerimizden bir soru var. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın yapılan bombalı saldırıları eleştirmemiş olmasını dile getirdiğiniz için izleyiciler soruyorlar. Siirt'te öldürülen muhtar ve kaçırılan askerlerle ilgili de Selahattin Demirtaş'ın açıklama yapmasını bekledik. O da açıklama yapmadı. Ya bunlar, bak, bunlar bunun karşılığı değil. Böyle bir şey olmaz. Yani siz bir ülkenin cumhurbaşkanısınız. Bir siyasi parti saldırıya uğruyor ve bunu kınamıyorsunuz. O partiyi o gün yuhalatıyorsunuz. Yurttaşlarımız buna net bir tavır alsınlar. O net bir tavır alsınlar. Cumhurbaşkanı bu ülkede 72 milyonun başkanı olmak zorundadır. Başı olmak zorundadır. Tarafsız olmak zorundadır. Bunu zorlarsanız Cumhurbaşkanlığı kurumunun kendisine zarar veriyorsunuz. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunu hiçbir olayla kıyaslamayın. Bu başka bir şeydir. Yani bir siyasi partiye geçmiş olsun demek için Cumhurbaşkanı olmaya bile gerek yok. Bakın, bizim şu an seçim sürecindeyiz. Siyasi olarak rakibimiz olan diğer siyasi partiler, Sayın Davutoğlu dahil, bir kınama yaptılar. Bir geçmiş olsun dediler. Cumhurbaşkanı, ki kendisi anayasanın verdiği çerçevede tarafsızdır, partiler üstüdür, o kınamadı. Şimdi bu çok ciddi bir durumdur. Yurttaşlarımız bunu başka herhangi bir şeyle karşılaştırmasın. Peki, tüm Türkiye HDP'nin barajı aşıp aşamayacağına kilitlenmiş durumda, merak ediyor. Hı hı. Farklı değerlendirmeler yapılıyor tabii. 9-10 bandında gidip geldiğini söyleniyor. HDP barajı aşacak mı? Aşarsa kaç vekille meclise girecek? Aşamazsa şayet bundan sonraki yol haritası nasıl olacak HDP'nin? HDP şu an hala bıçak sırtında. Yani evet, kamuoyu araştırmalarında 10, 10.5, 11 bandında görünüyoruz. Ama kamuoyu araştırması dediğimiz istatistik alan %1-2 hata payını her zaman içeriyor. Ve üstelik her gün meydanlarda yuhalatılan bir parti durumundayız. Davutoğlu, Yalçın Akdoğan, Recep Tayyip Erdoğan her gün sistematik olarak partimizle ilgili yalan söylüyorlar ve Sayın Demirtaş'la ilgili yalan söylüyorlar meydanlarda. Söylemediği lafları kendisine atfederek her şehirde, Samsun'da dahil, standart ifadelerle bütün şehirlerde dolaşıyorlar. Dolayısıyla bizi baraj altına itmek için AKP'nin çok özel bir çabası var. Ve hatta Sayın Akdoğan dedi ki HDP'nin baraj altında kalması süper olur. Bugüne kadar AKP özellikle Doğu Güneydoğu'da 30 kadar, 40 kadar milletvekilliğini seçim barajından dolayı haksız kazanç hanesine yazıyordu.
Yani aslında kendi gücünün 30-40 üstünde bir milletvekilliği sandalyesi elde ediyordu. Oysa şimdi HDP barajı açtığında bunu geri alacak. O yüzden de en iyi ihtimalle 300 milletvekili çıkartabilecek. En iyi senaryoda AKP. Yani tek başına hükümet kurabilmesi... Tek başına hükümet kuracak oyu da tutturamayabilir. 276'nın da altına düşebilir. Ama şu an gerçek soru, yani AKP anayasayı değiştirecek güce sahip olur mu, olamaz mı? Soru bu. Hala bu. İşte AKP bilinçli olarak bir koalisyon tartışmasını ortaya evet, atıyor. Evet, bu var. Siz böyle bir koalisyon içerisinde yer alacak mısınız? Onun da dışında eğer meclise giremezseniz yol haritanız nasıl olacak? Hemen söyleyeyim. Sonuçta biz mecliste şu an var olan partiler arasında AKP ile koalisyon noktasında en son koalisyon yapabilecek parti biziz. Çünkü ilkelerimiz taban tabana zıt. Biz bir seçim bildirgesi ilan ettik. Büyük insanlık dedik bunun adına. Demin saydığım birçok unsuru içeren, özellikle de demokratik bir anayasayı temel alan bir seçim bildirgesi. Biz bu seçim bildirgesine bağlıyız. Bu seçim bildirgemizi hayata geçirecek bir hükümette ancak biz yer alabiliriz. Dolayısıyla hele de bunun tam karşısında yer alan, her gün meydanlarda bizim seçim bildirgemizi topa tutan bir partiyle bizim asla koalisyon yapacağımız beklenmemeli. Diğer taraftan zaten bunun isteklisi çok. Yani CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Bekaroğlu, biz AKP ile koalisyon yapmak istiyoruz dedi. MHP'den milletvekili adayları Saffet Sancaklı, Durmuş Yılmaz, biz AKP ile koalisyon yapmak istiyoruz dedi. Hani bu soruların biraz da o partilere, çünkü bu partiler reddetmediler de bu açıklamaları, onlara sorulması yerinde olur. Eğer Türkiye bir hükümetsiz kalma tablosuyla karşı karşıya kalırsa, Türkiye'yi erken seçime götürecek bir hükümet kurulması gerekir. Ve yeni baştan ve barajsız olarak bu seçimin yapılması gerekir diye düşünüyoruz. Meclise girememeniz durumundaki yol haritanızı evet öğrenmek istiyorum. Şimdi biz bir B planı olarak şunu ifade edebiliriz. Sonuçta biz sivil, demokratik, barışa bağlı bir partiyiz. Yani dolayısıyla biz ne yaparız? Miting yaparız, eleştiririz, seçim barajı kaldırılsın deriz, Türkiye'nin ayıbıdır deriz. Yapacağımız bu. Elimizdeki güç imkanlar bunlardır. Ama hani nasıl ki 2002 seçimlerinde o dönemki DEHAP ve MHP'nin baraj altında kalmış olması %35 oyla AKP'yi tek başına iktidara getirdiyse, yani aslında sahip olmadığı bir gücü AKP'ye hediye ettiyse, bizim şimdi bu seçimlerde baraj altında kalmamız da hak etmediği bir gücü, yani anayasayı tek başına yapma gücünü AKP'ye hediye etmiş olacak. Dolayısıyla bizi tek başına HDP'yi endişelendiren bir şey değil, Türkiye demokrasisi adına endişelenilmesi gereken bir durum. Yani ben başkan olacağım diyen, bütün yetkiyi, bütün gücü elinde toplamak isteyen bir Erdoğan gerçekliği var. Dolayısıyla 400 derken de herhalde MHP ile HDP'yi bol bol birbirine çatıştırıp ikisini de baraj altında bırakmayı hedefliyordu. Çünkü şu anki aritmetik içerisinde AKP'nin 400 milletvekili alması teorik olarak bile mümkün değil. Yani pratikte hiç mümkün değil. Dolayısıyla bu yönlü provokasyonlar çok yapıldı. Ama biz şuna inanıyoruz. Yurttaşlarımız Türkiye demokrasisi adına üstlendiğimiz bu sorumluluğa omuz verecekler. HDP'yi bu adaletsiz %10 barajın üstüne doğru çıkartacaklardır diye düşünüyorum. Peki başkanlık sistemi sizin karşı çıktığınız bir sistem olarak önümüzde görünüyor. HDP parlamenter sistemin devam etmesinden yana bir tavır mı? Biz statükoyu savunan bir parti değiliz. Yani biz şu anki parlamenter sistem çok iyi, çok güzel gibi bir düşüncemiz yok. Her şeyden önce Ankara merkezli bir işleyişin biz doğru olmadığını düşünüyoruz. Samsun'un da gelişmesi, bütün yani 81 vilayetin gelişmesi için yerinden yönetimin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bütün yöneticiler, kaymakamlar, valiler hepsi seçimle gelmelidir. Ve yerellerde halk meclisleri kurulmalıdır. Samsun'da, ilk adımda, Atakum'da, bütün ilçelerde halk kendisini yerelden demokrasiye katmalıdır. Siz demokrasiyi ne kadar yerelleştirirseniz halkın katılımı o kadar kolay olur. Ama siz demokrasiyi Ankara'da bir TBMM'den ibaret hale getirirseniz halk ne yapacak? Ancak işte kalkacak, Ankara'ya gidecek, oradaki vekili görecek. Dolayısıyla 81 ile bütün ilçelere indirilmiş bir demokrasiyi biz savunuyoruz. Yerinden yönetim. Yani evet, şöyle ifade edebilirim Sinan Bey. Yerinden yönetimle güçlendirilmiş bir parlamenter demokrasi. Tabii ki insan hakları konusunda, kadın hakları konusunda, çocuk hakları konusunda, engelli hakları konusunda şu anda çok ayıplı bir pozisyonda Türkiye. Yani demokrasimiz belki 5.
katmanda yer alıyor dünyada ele alırsak. Biz birinci sınıf bir demokrasiyi Türkiye'nin hak ettiğini düşünüyoruz. Düşünüyorsunuz. Peki çok kısaca yine çok tartışılıyor. Din ve Diyanet İşleri. Yine bakış açısı HDP'nin nasıl değerlendiriliyor? Siz nasıl görüyorsunuz bu konuyu? Biz şöyle görüyoruz. Sonuçta Diyanet İşleri üzerinden her gün meydanlarda saldırıya doğuruyorduk. Şimdi biraz yavaşladı çünkü kendilerini kendi ayaklarına bu baltayı vurduklarını fark ettiler herhalde. AKP sözcüleri bu konuda biraz duruldular. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye'de inançların, dinin özgürce yaşanması için kurulmuş bir kurum değildir. Tersine dinin ve inançların baskı altına alınması için kurulmuş bir kurumdur. Bunu yani 2-3 yıl öncesine kadar AKP'liler de dahil, daha önce Milli Görüş Hareketi'nden gelen insan hepsi söylemiştir. Hepsi bunu ifade etmişlerdir. Şimdi kendi ellerine geçince birden savunur oldular Diyanet'i. Diyanet şu an çürümüş bir kurum. Siyasi iktidara bağlı, yozlaşmış bir kurum haline gelmiş. Zaten başkanlığın yaşam tarzından bunu görebiliyorsunuz. Yani trilyonluk Mercedes'e binen, jacuzzi'li villalarda yaşayan bir Diyanet İşleri Başkanı var. Bu kadar hırsızlık var, bu kadar yolsuzluk var. Ağzını açıp da bir kelime etmemiştir. Niye etmemiştir? Edemez. Dünyadaki bütün dinler, bütün inançlar hırsızlığı, yolsuzluğu haram sayar. Ama Diyanet İşleri Başkanı çıkıp da bu iktidar haram diyor diyememiştir. Nasıl desin? Yani zaten iktidar bunu iktidara bağlı. İktidar her şeyi belirliyor. Cuma hutbelerini bile iktidar yazıp gönderiyor. Dolayısıyla inanç, din Türkiye'de özgürce yaşanamıyor zaten. Siyasi iktidar nasıl istiyorsa öyle yaşanıyor. Nasıl olması gerekiyor peki? Şöyle olması gerekiyor. İnanç Hizmetleri Başkanlığı adında özerk bir kurum. Nasıl ki TRT özerk ise bu da özerk olmalı. Ve bu özerk kurum bütün ibadethaneleri, başta camiler, bütün ibadethaneleri kamu güvencesi altına almalıdır. Yani hizmetlerini görmelidir. Elektriğini, suyunu ücretsiz olarak sağlamalıdır. Ha, Aleviler diyorsa ki benim ibadethanem cemevidir. Onun da hizmetini görmelidir. Kiliselerin de hizmetini görmelidir. Havraların da hizmetini görmelidir. Hangi ibadethane varsa Caferi camilerinin de hizmetini görmelidir. Bakın şu anki Diyanet Caferi camilerine imam atamaz. Orası cami değil mi? Cami. İmam atamıyor ama. Niye? Çünkü kendi kapsama alanı dışında görüyor. Tek bir mezhebin ben inanç hizmetini görürüm diyor. Sünni Hanefilerin. Geri kalan beni ilgilendirmez diyor. Bu açıdan da dışlayıcı bir kurumdur. Yani bu dışlayıcılık da doğru değil. 21. yüzyıl Türkiye'sinde bütün inançların ibadethaneleri kamu güvencesinde olmalıdır. Aynı zamanda camilerin bakımsızlıktan döküldüğü pek çok yerde, örneğin eş genel başkanımız geçen ifade etti. Urfa'da elektriği kesik camilerden bahsetti. Dolayısıyla bu kadar büyük bir bütçeyle ne yapılıyor? Biz gerçekten bunu da sorgulamak istiyoruz. Yani birçok bakanlıktan büyük bir bütçesi var. Ama Türkiye'de inanç hizmetleri anlamında zaten belli bir kesime hiçbir hizmet verilmiyor. Ve hizmet verilen kesimlerde dolayısıyla bundan memnun değiller, eleştirileri var. Biz dinin tümüyle sivil, özgür bir biçimde yaşanmasını, din eğitiminin tümüyle özgür bir biçimde gerçekleştirilmesini savunuyoruz. Bunun altını 3 kere çizmek istiyoruz. Yani ama bu ülkede dinin, inançların özgürce yaşanmasının önündeki engel Diyanet İşleri adlı bir kurumdur. Biz bu kurumun yerine İnanç Hizmetleri Başkanlığı geçirmek istiyoruz. Mesele budur. Yani devlet kurumlarını sorgulanamaz kılmak bir kere din düşüncesine aykırı bir şey. Yani kul yapımı ya. Kul yapımı. Kul böyle yapmış. Hayır öyle değil, böyle yapacağız. Bunu söyleyince niye biz dine karşıyız gibi bir hava estiriyor? Çünkü AKP Diyanet işlerinden faydalanıyor. Bu kurum onların çok işine yarıyor. Yani bu kadar yolsuzluk yapıyorlar, bu kadar hırsızlık yapıyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı onların arkasında duruyor. Daha kötüsünü söyleyeyim. İmamlar bu ülkede halkın yanında saf tuttuları diye hep sürgüne maruz kalıyorlar. Örneğin Dolmabahçe'de bir imam. Hatırlayın Gezi olayları döneminde burada içki içildi yalanını söyledi. O dönemki Başbakan Erdoğan. İçilmedi dedi. Ben din adamıyım yalan söyleyemem dedi. Sürgün ettiler Başakşehir'i. Yine Soma ilçesinde işçilere iş kazaları bu işin fıtratında vardır. Ölmek bu mesleğin fıtratında vardır diye vaaz vereceksiniz dediler imamlara. Vermediler. Vermeyi reddedince sürüldüler, sürgün edildiler. Dolayısıyla din hep bir baskı altında. Yani bu baskıyı yapan Diyanet. Cuma hutbelerini yazıyor gönderiyor. Bunu okuyacaksınız. Başka bir şey okuyamazsınız. Peki.
Program öncesinde Samsun'da, Erzurum'da, Trabzon'dan HDP'li adayların meclise girmesi demokrasi açısından, özellikle barış süreci açısından çok önem arz ediyor dediniz. Bu barış sürecine nasıl katkıda bulunacak? Şimdi HDP'nin barajı aşması ve meclise girmesi toplumdaki barış talebini çok net olarak gösteren bir gelişme olacaktır. Hele de Samsun gibi sembol bir şehirden bir HDP milletvekilinin meclise gitmesi, Türkiye toplumunun artık barışın, çözüm sürecinin çok net biçimde arkasında olduğunu göstergesi olacaktır ve hiçbir iktidar artık Türkiye'yi yeniden savaş günlerine götürmeye o anlamda cesaret edemeyecektir. Bizim gezilerimizde gördüğümüzde Samsun çözüm sürecine çok güçlü sahip çıkan bir şehrimiz. İnsanlar bize her şart ve koşul altında barış sürecini ayakta tutmamızı istiyorlar bizden. Böyle bir talebi var Samsun halkının. Dolayısıyla biz de her şart ve koşul altında barışa sahip çıkacağımızı, barışa bağlı olacağımızı ve bu süreci iktidarların bütün zorlamalarına rağmen kalıcı barışla noktalamak için elimizi taşın altına sokacağımızı ifade ediyoruz. Bir de şu soru var. Evet. Evet, HDP farklı söylemlerle seçmenin karşısına çıkıyor. Ancak özellikle örgütle olan ilişkisi konusunda insanların kafasında tereddütler silinebilmiş değil. Bu konuyla ilgili sorulara nasıl cevap veriyorsunuz? Yaklaşımınız vallahi nasıl oluyor? Bizim ilişkili olduğumuz tek örgüt il örgütlerimiz, ilçe örgütlerimiz, ilçe teşkilatlarımız. Başka hiçbir örgütle ilişkimiz yok. Barış güvercili de bir partiyiz. 75 yerde saldırıya uğramışız. Bizim arkamızda silahlı bir güç falan filan yok. Bizim arkamızda sadece halkımızın hayır duaları var. Başka hiçbir güç yok. Halkımız ekmeğinden, lokmasından kestiğiyle bize destek veriyor. Biz de bu siyaseti karınca kararınca yapmaya çalışıyoruz. HDP böyle bir parti. Şimdi birincisi bunu ifade edeyim. İkincisi, HDP'nin büyüdüğü yerde sadece ve sadece barış iradesi ve barış talebi büyür. Yurttaşlarımız HDP'ye oy verdiklerinde sadece ve sadece barışa oy vermiş olacaklar. İkincisi onu ifade etmek isterim. Bir de şunu söylemek istiyorum müsaadenizle Sinan Bey. Şimdi Türkiye duyguda, düşüncede çok bir parçalanmayı yaşıyor, bir kutuplaşmayı yaşıyor. Ya bize ilkokulda ulus dediğiniz zaman hemen şöyle bir tanım getirirlerdi. Tasada, kıvançta bir olmaktır. Şimdi Türkiye bunu yitireli çok oldu. Biz HDP olarak Türkiye'yi yeniden tasada, kıvançta bir, demokratik bir ulus haline getirmek istiyoruz. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Arabıyla, Pomağıyla, bütün halklardan, bütün inançlardan insanların eşit olacağı, bütün kimliklerin eşit olacağı, hiç kimsenin ezilmeyeceği, insan onuruna uygun bir yaşamı tesis etmek istiyoruz. Bu da eşit yurttaşlıkla olur. Bunu başarmaya çalışan bir partiyiz. O anlamda bu barış sürecini gerçekten biz kazanıma dönüşmesini istiyoruz. Yani bir yerlere gidiyorsak, işte Adalet Bakanlığı ile birlikte İmralı'ya gidiyorsak, geliyorsak, İçişleri Bakanlığı'nın bilgisi dahilinde milletvekillerimiz Kandil'e gidiyor geliyorsa, bunun tek sebebi barış sürecini kolaylaştırmaktır. Sonuçta bitirilmeye çalışılan bir savaş süreci var. Biz bu sürecin tarafı değiliz. Biz bu süreçte sadece ve sadece kolaylaştırıcı bir rol oynamaya çalışıyoruz. Elimizden geleni ardımıza koymuyoruz. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bizim da birlikte zaten bu müzakere sürecinde evet birlikte vatandaşlarımızın eleştirileri var. Bazı şeyler daha açık olmalı, daha şeffaf olmalı, daha toplumsal. Bu HDP'nin anlayışı da budur. Onu söyleyelim. Yani AKP muhafazakar bir tarzda, kapalı bir tarzda bu süreci yürütmek istiyor. Biz ise açık, şeffaf ve toplumsal müzakereden yanayız. Yani müzakere süreci, bir de mecliste bir yasa çıktıysa bu bizim ısrarımızla oldu. Yurttaşlarımız bunu bilsinler. Peki, ya bu süreç da bazı açıklamalar yapıldıysa kamuoyuna bizim heyetimiz tarafından yapıldı. Hep de bu açıklamaları yaptığımız için çok arkadaşımız da veto yedi. Çok arkadaşımız da ismi üzeri çizildi. Evet. Son iki dakikaya girdik. Bu süreç bugün baktığımız zaman farklı değerlendirmelerle sonlandı ya da sonuna gelindi gibi değerlendirmeler yapılıyor. Çözüm sürecinin sonuna gelinmiş olunabilir mi? Biz bunu inanmıyoruz. Sadece çözüm süreci seçimlere kadar dondurulmuş gibi bir durum var. HDP barajı aşıp meclise girdiğinde hiçbir iktidar çözüm sürecinden geri dönmeyi düşünemeyecektir. Son olarak da bir önemli konuyu ben vurgulamak istiyorum müsaadenizle. Buyurun.
Yurttaşlarımızın çok önemli bir eleştirisi, şu ana kadar seçilen milletvekilleri Samsun'dan gittiler Ankara'da, biz onlara erişemedik dedi. Siz nasıl vekil olacaksınız? Biz, şimdi HDP milletvekilliğinin tanımını değiştirmiş bir partidir. Biz mecliste grup oluşturana kadar milletvekili dediğiniz zaman Ankara'ya gidip oy veren, o el kaldıran insandı. Bizden sonra hangi ilden seçilmişse o ilde, o il merkezli çalışan, o ilde halkın ne talebi varsa, ne mücadelesi varsa onun omuz başında olan bir milletvekili tanımı geldi. Biz o yüzden 30 milletvekiliyle bu kadar güçlü bir muhalefet yapıyoruz. Diğer partiler de bizim milletvekillerimize takılırlar. Siz gelene kadar rahatımız yerindeydi. Şimdi seçmen bize de soruyor. Biz seçildiğimizde Samsun merkezi çalışacağız. İrtibat büromuz burada olacak ve yurttaşlara bir telefon mesafesinde olacağız. Bize oy verenler kadar oy vermeyenlerin de milletvekili olacağız. Ve Samsun halkının hangi sorunu varsa, hangi mücadelesi varsa biz bunun içinde yanı başında yer alacağız. Yer alacaksınız. Peki son olarak kapatıyoruz artık programı. Hı hı. Bir bu ay sonunda galiba yine eş genel başkanlarınızdan birisi miting için Samsun'da olacak. Evet. Kim gelecek ve ne mesajlar verecek? Evet, seçim mitingimiz 31 Mayıs Pazar günü Cumhuriyet Meydanı'nda Figen Yüksekdağ eş başkanımızın katılımıyla gerçekleştirilecektir. Çok güçlü barış mesajlarının verileceği ve Türkiye'nin bütünleşmesi, Türkiye'nin duyguda, düşüncede, barışta birleşmesi yönünde güçlü mesajların verileceği bir miting olacak. Bütün yurttaşlarımızı bu mitinge katılmaya bu vesileyle davet ediyoruz. Bütün siyasi partilerin bütün Türkiye coğrafyasında halkla iç içe olması, kaynaşması, Türkiye'nin normalleşmesi açısından çok önemli bir adımdır. Yurttaşlarımızdan bu mesajları biz çok güçlü alıyoruz. Ve halkımızın aynı zamanda bir talebidir. Gezdiğimiz bütün evlerde insanlar, hani bir eş genel başkanımız buraya gelse, bir barış mesajı verse, Türkiye için iyi olmaz mı, güzel olmaz mı? Evet, biz bu barış mesajını 31 Mayıs'ta Cumhuriyet Meydanı'nda vereceğiz. Bütün yurttaşlarımızla o gün birlikte olmayı da diliyoruz. Buradan sizler aracılığıyla bu daveti de yapmış olayım. Peki, ben teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Biz teşekkür ediyoruz, iyi yayınlar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, Samsun'un nabzında ikinci bölümde Halkların Demokratik Partisi Samsun Milletvekili adayı, birinci sıra adayı Alp Altınöz konuğumuz oldu. HDP'nin bakış açısını ve 8 Haziran sabahında nasıl bir Türkiye beklediklerini anlattı bize. Haftaya pazartesi günü Samsun'un nabzında Tekeköy Belediye Başkanı Hasan Togar olacak. Çarşamba günü de Osman Genç konuğumuz olacak. Bize ayırdığınız vakit için teşekkür ediyorum. Mutlu geceler diliyorum efendim.